Ana habere devam ediyoruz. Önemli bir haber var sırada. Faiz ve tefecilik toplumsal huzursuzluğa neden oluyor. İttihad-ı Genel Başkanı Enver Kılıçarslan tefecilik hakkında önemli uyarılarda bulundu. bu tefecilik çok artmıştır. Tefecilik denilen şey yani faiz üzerine, haram üzerine bir muameledir. Ekonomik krizle birlikte tefecilik de başlı başına bir problem olarak ortada duruyor. İflasın işine gelmiş insanlar, borçlarını ödeyebilmek için yanlış bir tercihle tefecilere veya faizli bankalara mahkum oluyor. Bu durumda da aldığı borcu ödeyemeyenler, yüklü bir hacizle karşı karşıya kalıyor. Giderek artış gösteren ve toplumsal huzursuzluğa neden olan tefeciliğe karşı herhangi bir tedbir alınmaması ise dikkat çekiyor. Konu hakkında İlki Haber Ajansı'na konuşan İttihadül Ülema Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan, önemli uyarılarda bulundu. İnsan zor duruma düşür düşür mesela gidip bu insanları altıncilere yakın para faizle mesela verenlere onlara muhtaç oluyor. O da veriyorlar mesela karşılığında kat kat para istiyorlar. 5. E zaten adam iflas etmiş. Verecek bir şeyi yok der. Onlara mecbur olmuş. O da kat kat adam mülkünü satıyor. Ee, ne işi varsa satıyor. Hatta hanımın altınları şey oluyor. Evde mesela birçok huzursuz oluyor. İnsanların huzursuzluğuna sebep oluyorlar. Hatta birçok insanlar kendini intihar ediyorlar. Tefecilerin mağduru olan çok sayıda kişinin kendilerine müracaat ettiğini söyleyen Kılıç Arslan, tefeciliğin haram olduğunu söyledi. Yani bir insan malini, mülkünü e, faizle bu haram şekillerle yiyse, e, kıyamet günde sanki Mesela 36 defa zina yapmış gibi er faizle allah Allahu Teala ondan günah kabul eder. Şeytani bir meseledir bu, İslami değildir. Allahu Teala bu tefecillik yapanlara onlara mesela düşman olarak kabul ediyor. Çünkü Allah'ın kullarına haksızlık ediyorlar, zulüm ediyorlar, mallarını haramla yiyorlar. Allah-u Teala diyor, لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ مَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ Bize göndermiş olan bu Kur'an-ı Kerim, bu Peygamberi, Allah-u Teala mallarınızı, aralarınızı haram şekillerle yemeyen Allah-u Teala'nın tavsiyesidir.